188 trilyon dolar öyle bir rakam ki arkadaşlar, Türkiye'nin ekonomisi 1 trilyon dolar bile değil. Yani 1 trilyon dolar olsaydık bizim neredeyse 180-200 katımız, yani 200 Türkiye kadar büyük bir borç yükünden bahsediyoruz. Dünya üretimiyle karşılaştırılınca, dünyanın bir senelik mal ve hizmet üretimiyle karşılaştırılınca demiş ki Georgieva, bu dünya üretiminin %230'una denk geliyor. Yani iki katından çok daha fazla bir miktara denk geliyor arkadaşlar. Tabii IMF'nin bu değerlendirmesi aslında biraz da pozitif bir değerlendirme. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün daha önce açıkladığı bir başka değerlendirmeye göre bütün dünyanın borcu 246 trilyon dolar ve bunun dünya üretimine oranı da 2 kat değil 3 kat mertebesinde, yani %320 dolayındaydı. Yani hesaplama yöntemlerine göre bu borçların yükü de farklılaşabiliyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız bana hep diyorlar işte, Erkan Bey hep felaket haberi veriyorsunuz. Bana sorarsanız bu kadar çok borç olması bu sistem içinde, yani şu anda içinde bulunduğumuz para, yani sınırsız para üretim sisteminde hiç de kötü bir haber değil, aksine iyi bir haber. Nasıl oluyor? Çünkü bu sistemde arkadaşlar borç demek para demek. Yani para üretimi demek borç demek. Para nasıl üretiliyor bu sistemde? Devlet bir borçlanma kağıdı yazıyor. Buna bono, tahvil deniliyor. İşte ben şu kadar borçlanacağım diye. Bunu Merkez Bankası'na veriyor. Merkez Bankası da aslında kasasında altın olmasına veya herhangi bir şey olmasına da gerek yok. Tamamen istediği gibi parayı basıyor, sıfırdan hiçbir maliyeti olmadan devlete veriyor. Böylece ne oluyor? Para üretilmiş oluyor. Yani devlet bir borçlanma yaratmadan para üretemiyor zaten bu sistem içerisinde. Peki şöyle bir paradoksla karşılaşıyoruz bu sistemde arkadaşlar. Devlet 100 liralık diyelim ki borçlanma senedi yazdı. Üzerinde de %10 faiz var. Bunu Merkez Bankası'na verdi. Merkez Bankası'ndan parayı aldı, harcadı piyasada. Peki bu ödeme zamanı gelince bu bonoyu, üzerinde %10 da faiz vardı, 110 lira olarak ödemek zorunda şimdi bunu, ya da 110 dolar olarak ödemek zorunda. Ama piyasada sadece 100 dolar var. Nereden ödeyecek bu? 10 dolar daha bulup nereden ödeyecek? Arkadaşlar bu 10 dolar için de tekrar Merkez Bankası'na 10 dolarlık bir borç daha yazıp vermek zorunda ve onun da faizi olmak zorunda. Yani bu sistem aslında sürekli borç yaratması ve borcun artışı üzerine zaten kurgulanmış bir sistem. Yani borç artmıyorsa aslında burada çok büyük bir sıkıntı olacak demektir. Ekonomi küçülecek demektir. Ve siz Allah korusun işinizi kaybedeceksiniz demektir. O yüzden borçların artması aslında ironik bir biçimde bu sistem içinde iyi bir haber. Şimdi burada arkadaşlar Fed'in resmi web sayfasındayız ve burada Amerikan resmi verilerine göre Amerika'nın borçlarını görüyorsunuz. Doğal olarak borçlar sürekli artmış, az önce söylediğim temel nedenden dolayı. Yalnız burada çok dikkat çekici bir şey var. Bakın The Balance'da yayınlanan şu makaleye göre Amerikan başkanlarını arkadaşlar incelemişler. Hangi başkan en çok borcu yarattı? 45 başkan içerisinden borçları en çok arttıran 5 başkanı seçmişler. Birincisi Roosevelt, %1000 arttırmış borçları. İkincisi Wilson, %700 arttırmış. Üçüncüsü Reagan, %186. Dördüncüsü Bush, oğul Bush. O da %100. Barack Obama, %74 arttırmış arkadaşlar borçları. Peki burada dikkat çekici olan ne? Roosevelt ve Wilson 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı yapan başkanlar. Yani Dünya Savaşı zamanında borçlar bu kadar artmış. Yani Amerika bütün dünya ile savaşırken. Peki bu geri kalan 3 başkan Amerika'nın son 40 yıllında, yani 200 küsür yıllık tarihindeki son 40 yılında Amerika'nın en çok borçları arttıran 3 başkanı gelmiş. Reagan, Oğul Bush, Obama. Baktığımız zaman Oğul Bush 2001'de göreve geliyor. 2009'da görevi bırakıyor. Borcu arkadaşlar ikiye katlıyor. 5 trilyondan alıyor. 10-11 trilyon da Obama'ya devrediyor. Yani bu ne demek? 43. başkan Oğul Bush kendisinden önce gelen 42 başkanın tamamının yaptığı kadar borç yapıyor.
Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Amerika'nın bütün o büyük sanayi tesisleri, bütün o büyük şehirleri, yani Amerikan uygarlığını kurmaya yarayan borcun bir kat fazlasını sadece kendi döneminde yapıyor 8 yılda. Obama da aynı şekilde 2009'da görevi alıyor, 2017'de teslim ediyor. O da neredeyse bu borcu ikiye katlıyor. Yani kendisinden önceki 43 başkanın, oğul Bush dahil, hepsi kadar bir daha borç yapıyor. Yani son iki başkan da arkadaşlar, yani Trump'tan önceki son iki başkan da artık iş iyice zıvanadan çıkmış. Bu da arkadaşlar Kongre Bütçe Ofisi'nin yaptığı bir tahmin. Yani bu hızla giderse Amerikan borçları ne olacak? Amerikan devletinin borçlarının ülkenin bir yıllık üretimine oranı. Bakın en çok 2. Dünya Savaşı'nda bu oran yükselmiş. 2008 krizi zamanında 2. Dünya Savaşı seviyelerine neredeyse gelinmiş. Buradan sonra da bu borçlar böyle artarak devam edecek. Çünkü yaşlanan nüfus nedeniyle Amerika ve onun gibi bütün gelişmiş yaşlı para ekonomileri o kadar büyük bir sosyal güvenlik hizmeti masrafıyla karşılaşacaklar ki bu borçların durması imkansız. Bu şekilde ilerleyecek. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar, bütün bu rakamlar. Bu sistem, yani sınırsız para basma sistemi, borç ve faizle para yaratılmasına dayalı sistemin artık gidecek bir yeri aslında kalmamış. Sadece savaş dönemlerinde görülebilecek, dünya savaşı döneminde görülebilecek rakamlar sürekli hale gelirse bu sistem sürdürülemez hale gelecek. İşte geçen videolarımızdan birinde gördüğümüz gibi işte dünyanın en büyük hedge fon yöneticisi Ray Dalio'nun sistem devam ettirilemez, kapitalizm sorunla karşılaşacak demesi hep bu nedenlerden dolayı. Türkiye'nin borç durumuna bakarsak, Türkiye'nin aslında total olarak borcu dünya ortalamalarının altında. Bakın Yusuf Yüksel isimli bir blogger Türkiye'nin toplam borcunu 2019 birinci çeyrekte 860 milyar dolar olarak hesaplamış ve bunun milli hasılaya oranının %115 olduğunu söylemiş. Bu hem kendimiz gibi gelişmekte olan ülkeler arasında ortalama bir oran, hem de yani IMF'nin rakamlarıyla baktığımızda dünyanın borcunun, dünya üretiminin %230'u olduğunu düşünürsek gene ortalama ve altında bir oran. Bu bizi sevindirmemeli, çünkü bu bizi ekonomik tehlikeden kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü önemli olan dış borçlar ve bunların dolar cinsi olması. Dolarda yeni bir atak olduğu zaman, bakın Türkiye'nin dış borcu 453 milyar dolara yükselmiş en son rakamlara göre. Bu da milli gelirin %60'ına denk geliyor 31 Mart 2019 itibariyle. Dolarda yeniden bir atak olduğu zaman arkadaşlar, Türkiye'nin başı bu düşük borçluluk oranına rağmen yine belada demek oluyor. Dünyanın en borçlu devletleri Japonya, yine bakın Amerika, İtalya, böyle büyük ülkeler. Dünyanın en borçlu hane halkları, yani aileler, bireyler olarak baktığımızda dünyanın en borçlu bireyleri İsviçre'de, Avustralya'da, Danimarka'da, Hollanda'da, Kanada'da, yani bu Güney Kore, İsveç, İngiltere, Amerika, yine bakın çok yüksek oranlar var. Yine şirketlerin en borçlu olduğu ekonomilere baktığımızda yine en başta gelişmiş büyük ekonomileri ve yaşlı para ekonomilerini görüyoruz. Türkiye %170 ile yaklaşık 23. sırada falan yer alıyor dünya içerisinde 200 devlet arasında. Ancak veri çok eski. Bu şirketlerle ilgili olan veriler genelde 2017-2018'den kalma. Yani bizim kur şoku yaşamadığımız dönem bu oran çok daha fazla olması lazım şu anda arkadaşlar. Yani bizim yeniden bir kur artışı yaşandığında bu yanlış ekonomik modelimiz yüzünden, yani dışarıdan dolar borçlanma, bu borçlandığımız dolarları da AVM ya da işte konut büyük oranda inşaat yatırımına yatırma gibi yanlış bir ekonomik modelden yola çıktığımız için yeni bir kur atağında özel sektör üzerinden yine Türkiye'yi vuracak demektir. Özel sektörün vurulması demek işsizliğin artması demek ve tabii sonuçta bu borçların önce bankalara sonra da devlete, yani yine bize kalması demek arkadaşlar. Amerikan borçlarına tekrar dönecek olursak burada şunu görüyoruz. Bu sistem niye gitmeyecek? Amerika örneği üzerinden çok kısa tekrar göstermek istiyorum. Bakın borçlar sürekli artıyor fakat büyüme oranları sürekli düşmüş. 5'lerdeymiş, 6'lardaymış, sonra 4'ler, sonra 3'ler, şimdi 2'ler. Yani ne kadar sıfır faizde uygulasalar, ne kadar 200 yılda bastıkları paranın 4 katını da bassalar, büyüme oranlarını yukarı götüremiyorlar arkadaşlar. Çünkü borçlar, bu yeşil çizgi,
Üretimden, büyümeden daha hızlı büyüyor 1980 yılının başından beri ve bütçe açıkları bakın korkunç bir seviyeye çıkıyor arkadaşlar. Bu da tabii elbette en sonunda vatandaşa yansıyor. Vatandaşın bakın borçlanması yani tüketici kredileri şu turuncu gördüğünüz gibi sürekli artarak devam ediyor. Şu mavi tasarruf oranları sürekli düşüyor ve harcanabilir gelirle hayat pahalılığı arasındaki fark bakın 80'e gelinceye kadar harcanabilir gelir hayat pahalılığının üzerinde kalıyormuş. Yani bir refah varmış ama 80'li yıllardan itibaren bakın böyle aşağı doğru gidiyor. Yani sürekli her geçen gün Amerikan halkının refahı bu hayat pahalılığı karşısında eriyip duruyor. Peki bunun sırrı ne arkadaşlar? Hep söylüyoruz işte faizler sıfıra indirildi. Bakın şurası mavi Amerika'nın faizleri. Şunlar da krizler. Bakın krizle olduğu zaman Amerika ne yapıyor? Faizleri hop aşağı indiriyor. Hop aşağı indiriyor. Son 2008'den sonra uzun bir süre faizleri sıfırda tuttu. Ama bu faizler sıfırda kimin için tutuluyor arkadaşlar? En zengin %1 için. Yani banka sahipleri, şirket sahipleri, yani zaten büyük para sahibi olup paraya aslında ihtiyacı olmayanlar için sıfırda tutuluyor. Şu yeşiller 15 yıllık konut kredisi faizleri arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi normalde faizler sıfırken bile bunlar hep 3'lerde dolaşmış. Hatta bir ara 5'lerde dolaşmış. Yani faiz sıfırken bile onun 3 katından fazla %300'den fazla bir farkla vatandaştan faiz alıyor bu sistem. Yine kredi kartınızı hele de borca bırakırsanız bakın kredi kartı faizleri %15'lerin üzerinde %12 ila 15. Yani vatandaşa faizler yüksek, şirketlere, devletlere faizler sıfır. Yine Ray Dalio ne demişti? Dünyanın en büyük hedge fon yöneticisi. Kredibilitesi olup aslında paraya ihtiyacı olmayan büyük şirketler, devletler bunlara faiz sıfır. Ama vatandaşa asıl paraya ihtiyacı olana kredibiliten yok diye faiz hep yüksek. Bu da fırsat eşitliğini, ekonomideki eşitliği ortadan kaldırıyor ve sistemi sürdürülemez hale getiriyor demişti arkadaşlar. Yeni krizlerde yani önümüzdeki 2020'de beklediğimiz veya 2020 civarındaki önümüzdeki birkaç senede beklediğimiz bu krizle beraber sistemin sürdürülemeyecek olduğu iyice ortaya çıkacak arkadaşlar ve yeni bir para sistemi modeli tartışılmaya açılacak. İşte bu tartışmada siz de doğruları savunabilmeniz için, kendi haklarınızı bilebilmeniz için bugünkü sistemin ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Hepinize ilginiz için, like'larınız için, yorumlarınız için ve dislike'larınız için çok teşekkür ederim. Lütfen bizim paylaşımlarımızı siz de sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ve abone olmayı ve bildirim